Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Ölümü beklemekten başka çare yok. Doğu Türkistan'da rejim hükümetinin sözde salgın önlemleri bahanesiyle uyguladığı baskıcı kontrolleri ve radikal eylemleri daha da katı ve korkutucu biçimde devam ediyor. Çin'in Doğu Türkistan'da sözde sıfır Covid politikası kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayıp ilaçsız ve yiyeceksiz tecrit uygulamasının üzerinden 101 gün zaman geçti. Çocuklar artık Çin virüsünden değil, açlıktan ölmeye başladı. Bu süreçte hastalananlar hastanelere alınmadığı gibi tedavide edilmiyor. Evinde kapalı olmayıp yeni tip toplama kamplarına götürülenlerin ölümü beklemekten başka şansı olmadığı anlaşılıyor. Açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Çin rejiminin uzun sürecek açlık soykırımından etkilenmemek için 3-5 ay yetecek erzak stoklamalarını duyuran bildirimler paylaştığı tespit edilirken sosyal medyada yayılan birçok video işgalci Çin rejiminin Uygurları su, elektrik, ısıtma tesisi ve internet bulunmayan yeni gözaltı merkezlerinde tutmaya devam ettiğini gösteriyor. 7 Kasım 2022 tarihinde yayılan bir videoda Doğu Türkistan'da adı açıklanamayan bir yerde bulunan sözde karantina merkezlerinde bir kompleksin salonunda zemine serilen battaniye üzerinde yatan insanlar gösteriliyor. Merkezde ısıtma yok, su, elektrik ve internet priz aleti yok. Fakat geceleri ışıklar söndürülmüyor. Ölümü beklemek gibi bir durum söz konusu olduğu ortaya çıktı. Bilgilere göre Ürümçi ve Aksu gibi bazı bölgelerde rejim hükümetinin sakinlere 3 ile 5 ay boyunca yetecek erzak, gıda stoklamaya hazırlanmalarını bildirdiği mesajlar paylaştığı öğrenildi. Halkın tepkisi üzerine Aksu'daki yerel hükümet yetkilileri daha sonra açıklamanın yanlış anlaşıldığını, vatandaşların soğuk kıştan etkilenmemesi için uyarı niteliğinde paylaşıldığını iddia ederek asıl niyetini açık etti. Gözlemciler, Doğu Türkistan'da hava şartlarının insanları zorladığını, Çin'in çocuk yaşlı demeden halkı temel yaşam koşulları iyi olmayan yerlere kilitlediğini, nitekim Doğu Türkistan'daki halkın Temmuz'dan itibaren yaz boyunca evlerine kapatıldığını, yetiştirdiği mahsullerden hasat alamadığını veya çalışıp para kazanamadığını, tecrit boyunca elinde varı yoğuyla rejimin getirdiği gıdaları fahiş fiyattan satın almak zorunda olduğundan erzak stoklayacak hiç parası kalmadığını, bölgedeki trajediler uluslararası endişeye yol açtığını, ancak Çin'in baskı ve keyfi gözaltılarını devam ettirdiğini kaydetti. Çin'e 25 milyar metreküp doğal gaz kaçırıldı. Çin rejimi bu yılın başından 1 Kasım'a kadar sözde doğudan batıya gaz iletimi adı altında tarım petrol sahasından 25 milyar metreküp doğal gazı Çin'e naklettiği öğrenildi. Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 2 Kasım 2022 tarihli habere göre bu yıl tarım petrol ofisi Çin'in kışlık enerji tedarikini garanti altına almak için Eylül ortasında bir toplantı gerçekleştirmiş, Doğu Türkistan'dan Çin illerine enerji sevkiyatının güçlendirilmesi konusuna vurgu yapmıştı. Bilgilere göre bu yıl Ocak-Ekim ayları arasında tarım petrol havzasında toplam 26,56 milyar metreküp doğalgaz üretildiği, geçen yılın aynı dönemine göre 310 milyon metreküp artış sağlandığı, tarım petrol sahasının günlük doğalgaz üretiminin ise 2021 yıl sonundan bu yana sürekli olarak artış eğilimi içerisinde olduğu aktarıldı. Gözlemciler, Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan halkına yönelik sistematik soykırım politikası yürüttüğünü ve aynı zamanda da Doğu Türkistan'dan çıkan kaynakları talan ettiklerini, asıl sahipleri olan Doğu Türkistan halkının kullanım haklarını gasp ettiklerini söyledi. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 yılından beri işgal ettiği Doğu Türkistan'da petrol ve gazın yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür gibi 136 çeşit doğal kaynakları yağmalıyor.
artı Çin'in %40 enerji talebini karşılayan bölge, üstün kalite pamuklarıyla dünyanın beşli biri, Çin'in ise %80 ihtiyacını gideriyor. Bölge halkını yoksul ve geride bırakarak köleliğe zorlayan Çinli otoriter rejim, gelinen noktada ise küresel çapta boykotla karşı karşıya. ABD'li senatörler tedbirlerin zayıflatılmasına karşı. ABD'de iki milletvekili gümrük verilerine erişimin yasaklanmasını teklif ederek Çin'in siyasi oyunlar oynayarak alınan tedbirleri zayıflatma girişimleri içerisinde olduğunu ve buna kesinlikle karşı duracağını taahhüt etti. Amerika'nın sesi Vivo'nun bildirdiğine göre ABD'li şirketlerin ve tüketicilerin Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasalarına uymasını daha etkin sağlamak için önemli ithalat verilerine gizli tutma önerisinde bulundu. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve temsilci Charles Smith, Çarşamba günü ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi Ticaret ve Gümrük Komitesi'ne, Temsilciler Meclisi Ticaret ve Gümrük Muhafaza Danışma Komitesi'nin Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasasını zayıflatmaya yönelik bir öneriyi onaylamasına karşı çıkan bir mektup gönderdi. Mektupta Temsilciler Meclisi Ticaret ve Gümrük Muhafaza Danışma Komitesi'nin Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasasının uygulamasını zayıflatmayı teklif ederek açıkça hükümetin kararlarını baltalamaya çalışmasından endişe duyduğu ifade ediliyor. İki senatöre göre Temsilciler Meclisi Ticaret ve Gümrük Muhafaza Danışma Komitesi'nin girişimleri, Çin'in zorla çalıştırma uygulamalarıyla lekelenen ürünleri ithal etmeyi kolaylaştırıyor. Dünyaca ünlü Walmart, General Motors ve Intel dahil olmak üzere 20 şirketin yöneticilerinden oluşan Temsilciler Meclisi Ticaret ve Gümrük Muhafaza Danışma Komitesi'nin ABD gümrük ve sınır korumasındaki ticaret düzenlemelerinin nasıl basitleştirileceği konusunda tavsiyelerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Associated Press geçen ay komitenin ithalat ve ihracat kurallarını ticaret hacmine uyacak şekilde modernize etmek için diğer federal kurumların üst düzey yetkilileriyle kapalı kapılar ardında görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmişti. İki ABD'li milletvekili, Ticaret ve Gümrük Muhafaza Danışma Komitesi'nin mevcut yasaları değiştirmeye yönelik herhangi bir teklifinin milletvekilleri tarafından onaylanmadıkça kabul edilmeyeceğini söyleyerek, Çin'in siyasi oyunlar oynayarak ABD hükümetinin Çin'e karşı aldığı tedbirleri zayıflatma girişimlerine kesinlikle karşı duracağını ve bunun ABD değerlerine aykırı olduğunu vurguluyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.